Herkese merhaba, ben Taner Çağlı. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba, ben Kubilay Aktaş. Kalanıma hoş geldiniz. Evet sevgili Kubilay Hocam, evet, neredeyse evet, 4-5 yıl oldu. Ama sonra bir araya geldik tekrar. Ya benim bir Kubilay Hocam vardı ya dedim. Ya derya, deniz, bu ülkenin herkesin tanıması, bilmesi gereken değerlerden birisi, tanınması gereken kişilerden birisi. Yıllar sonra seni tekrar gördüm. Dedim ki, hocam inanılmaz güzel bir zamanda tanıştık. Programın vasıtasıyla senin bilgilerinden herkes faydalanmalı. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam araştırmacı bir yazar ama seçtiğin alan kadim bilgelik ama bu daha ziyade din çemberinde bir şey mi? İslamiyet din, mi? Evet, İslamiyet benim için bunun tap noktası, kemal noktası, denge noktası. Yani içeriği ve dışarıyı optimize eden ve makul ölçülerde bir değerlendirme sunabilen bir sistem bana göre. Duyarlı olmak, nerede yaşadığının farkına varmak aslında. Yani şimdi Beşiktaş'tayız. Ben az önce geldim. Hiç yani o kadar sıkışık tabelalar, binalar ama doğanın içerisinde şöyle 3 gün bir ağacı seyrettiğinde, izlediğinde, o doğayla rezone olduğunda, o sıfır noktaya düştüğünde sen bir noktada başka şeyler, latifeler uyanmaya başlıyor. Başka bir şekilde bakıyorsun. Yani o toplumsal zihinden, o saf hayvaniyetine, hayatiyetine düştüğün ve o noktada işte bir şeyler uyanmaya başlıyor sende. Yani o sevgi diyebilirsin, muhabbet diyebilirsin, bilmek diyebilirsin. Sen bir din adamı mısın? Yani. Yok, değilim. Tamam. Değil. İmam değilsin. Aslında bir maceracıyım, yolcuyum. Peki seni dinle bağdaştırmak, Kubilay Aktaş ve İslamiyet yani Müslümanlık bağdaştırılabilir mi? Sen araştırmacı ve İslamcı yazar mısın? Referansımı oradan alıyorum. Evet, İslamcı yani bir yazar mısın? İslamcı bir yazar değilim. Birçok konulardan bahsediyorum ama nihai referans noktam orası oluyor benim. Odağında o zaman Müslümanlık odağım, var. Odağımda Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim var. Odağımda üstadların yaşamları var, bilgelerin yaşamları var. Onların derdi var. Yani ben nefsini bilen Rabbini bilir denilen özü, o cevhere düşmek. Ne okudun? Ben ziraat okudum, zootekne. Alakasız bir şey okudum. Alakasız ama o zaman da bile, ilk üniversiteye gittiğimde bile direkt radyoya gittim. Yani direkt metafizik alem üzerinden dedim ben burada program yapmak istiyorum. Biri mi yetiştirdi seni? Yok, birinden çok etkilendim. O beni çok çarptı. Kimdi? Akre FM'de bir abim vardı, Kemal Ayıldız. Onun... Her şeyin başladığı yer onu yaptı program mıydı? Orada anlam bulmaya başladım. Yani yolculuğuma bir anlam bulmaya başladım orada. Aradığım şey o anahtar kilitti benim. Ölümdü dediğim gibi. Ve onun anlatmış olduğu şeyler bir noktada dokundu bana. Ve dedim ben de bu yolda derinlikli o konularla ilgili programlar yaptım. İşte uzaylılar, daha derin gerçekliklerimiz neler? Tamam toplumu biliyoruz. Evet. İçinde bu borsayı belki her şeyi biliyoruz ama işte o kritik nokta benim için çok önemliydi. Yani o ölüm konusu. Nerede doğdun sen? Mersinliyim. Üniversiteye kadar nerelerde yaşadın? Hep Mersin'deydim. Oo, Mersin'de. Üniversitede Erzurum'a gittim. Erzurum'da üniversite okudun. Fakat kendinde çocukken hissettiğin o farklılık neydi? Bakış açısı, ilgi alanları bu bakımdan? Metafizik diyebiliriz. O zaman adına sen metafizik demiyordun. Metafizik demiyordum, yok. Metafizik demiyordum. Ama metafiziksel bir şey vardı değil mi? Bir arayışın vardı. Yani tecrübeler yaşıyordum hatırlıyor, çünkü. Hatırlıyor musun? Tabii, o dönemde yaptığın arayışın tabii. Böyle bir örnek verebilir misin? Arayış şöyle, yaşadığım şeyler vardı. Mesela? Yani o rüyalanma gibi mi? Deneyimler falan filan. Rüya gibi çoktu mi? Çok fazla, çok fazla. Bir dakika. Haftada 3-4 gün neredeyse. Şimdi. Dışarı çıkıyorum filan, kendime dışarıdan bakıyorum. Bir yıldıza çıkıyorum. Durmuyorum yerimde. Aşağıda birilerini görüyorum. Onlar çağırıyor. Yani bu böyle... beynin değişik böyle frekansları arasında suretler, vizyonlar. Ben bunu herkes yaşıyor. Kaç yaşında hatırlıyorsun en erken bunları? 6-7 yaşı. 6-7 yaşında. Evet. Peki diyaloğunu hatırlıyor musun annenle babanla? Yok, kimseye anlatmazdım. Sadece kız kardeşime anlatırdım. İşte aşağıdan beni çağırdılar filan böyle. Biraz şifacı demeyeceğim ama şeyler vardı. İnsanlara baktığım zaman farklı şekilde suretler artık bu beyinle alakalı bir şey olabilir. Yani ailemde kimse de bununla ilgilenmiyordu. Buna bir özel yetenek diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Yani bir yetenek mi, bir durum benim için. Yani bir gerçeklik. Tamam. Aynı burası kadar bir gerçeklik, gerçekliği olan bir yer. Öncelikle hocam senin derdin ne? Vallahi kendimle ilgili bir derdim yok ama bir derdim varsa eğer ki
çocuktan beri, küçükten beri bu ölüm beni hep cezbetmiştir kendisine. Ölüm meselesi. Yani o uçurumun sonu, o nokta o kadar önemli ki. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum? Yok olmak istemiyorum. Yani ebedi bir yaşam istiyorum. Kesintisiz bir yaşam. Küçükken hatırlıyorum mesela, yorganı çekerdim. Kubilay yok olacak, Kubilay yok olacak. Yani yok olmayı kabul edemiyordum. Varlığım yok olmayı kabul edemiyor. Çocuktan beri bunun arayışı içerisindeydim ben. O yüzden bu konuların içerisine girdim. Kısmen bu konuyu anladığımı, deneyimlediğimi, tecrübe ettiğimi düşünüyorum. Ve kendime göre de bir noktaya geldim. Yani bir nokta derken kendi dünyamda tabii ki bu. Yani her insan kendi içinde bir alem. Ne iş yapıyorsun diye sorduklarına ne diyorsun? Kadim bilgelik konularını anlatıyoruz. Evrensel, kadim değerlerimizi anlatıyoruz. İnsanı insan yapan temel dinamikler, ana senkoplar yerine oturduğu zaman onun üzerine doğru bir inşa oluyor. Böyle bir meslek yok. Sen kendi mesleğini mi yarattın? Evet, biraz öyle oldu. Yani senin mesleğinin kısaca meslek, adı insan mı? Meslek demeyelim bunu ama bir yol. Yani bu bana ait. Tamamıyla bana ait derken aslında hepimize belki ait. Ama ben bunu daha yakinen hissettim kendi dünyamda. Çünkü bazı gerçekler var. Onlar karşısında çok duramıyorsunuz ve anlamlandırmanız lazım. Yani insan anlamadığı vakit, anlamını bulamadığı vakit zaten insan anlam varlığı demek aslında. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum? Bu kendi içinde derin konular. Geçimini neyle sağlıyorsun? Öyle sorayım, daha spesifik olsun. Geçimler, eğitimler veriyoruz. Eğitimlerin konusu ne? Eğitimlerimizin konusu işte bilinçaltı, nefes, temel dinamiklerimiz, işte beden arınmalarını anlatıyoruz. Sen mesela arınmaları anlatıyoruz. Şeyleri... Bir yerlerden öğrendiklerini aktaran bir öğretmenmiş. Evet, evet. Kendi tecrübelerimi ve çıkarımlarımı. Ama tabii bunları bir noktada kadim değerlerimizle ilişkili olarak anlatıyorum. Yani hususi dairemde yaşadığım çok şeyler var belki ama onun genel geçerde yeri nedir? Genel geçerdeki iz düşümleri nelerdir? Daha ziyadesiyle senin o işte ağacın bütününü gördükten sonra yani nereden geldiğini bilen veya nereye gideceğini bilen ne yaptığını bilir. Hangi derdi olan seni bulsa iyi olur? Hangi derdi, neyle derdi olan? İşte şeyle yine ölüme geliyoruz. Evet. Yani ebedi yaşam, ölümsüzlük. Yani bu hayatı anlamlandıran şeyin aslında, yaşamı anlamlandıran şeyin, anlamlı kılan şeyin bu olduğunu ben. Yani bu aşıldığı zaman, ölmeden önce ölünüz. Dünya hayatı bir rüyadır, bir imtihandır, bir süreçtir. Yani o Big Bang'den başlayan ve sonsuz kesintisiz akan sürecin bir parçası içerisindeyiz. Bu parçanın içinde ben kimim meselesi benim için hep önem arz etmişti. Sen bunları sormadan zaten rüyalar görüyordun ve hissediyordun. Hissediyordum. Senin bunları sorup bir şey yapmana gerek kalmadı belki de yani. Belki de hisler geldi. Tecrübe ediyordum fakat yerini bilmiyordum. En enteresan, kendini bu keşfettiğin rüya veya adına her ne diyorsanız neydi, hatırlıyor musun en eski? Sürekli bir keşif, sürekli. Neredeyse her uygulama. Yani artık bu biraz kendi içinde dönmeye başladı. Artık normal, yani tamam bunu da geç, bunu da geç şekline gelmeye başladı. Bu da uyku halinde mi oluyor veya sen artık bunun için uyuyan bir insan mı oldun? Yok, bunun için uyuyan değil ama bir kitap okuyorum mesela. O kitabın ana temasını bir film gibi izleyebiliyorum. Bir konuyla ilgileniyorsun. Onunla ilgili temel noktaları kendince yakalıyorsun, kendi cevabını alıyorsun. Yani insanın sezgisel boyutu var. Akıl boyutu var, beden boyutu var, içgüdü merkezimiz var. Peki hayal gücü geniş bir çocuk idin olamaz mı yani? İşte evet, hayal önemli. Belki de gördüğün her şey sadece senin hayal gücündü. Ama yerde iz düşümleri olan şeyler de var. Yani bana bir yukarıyla şey aşağı enteresan paralel olan bir şey. Diyelim ki wow, gerçekten de o yola girmeye değer bir şey görmüş yani, bir farkındalık olmuş. Yani şu beden olmadığımı biliyorum. Sadece bu bedenden ibaret olmadığımı, bu bedenin narkoz gibi, ölü gibi yatıp bunun üstünde ve bilincin ölmediğini, bilincin devam ettiğini, düşüncenin devam ettiğini, duyguların devam ettiğini, sorguların devam ettiğini. Yani bir tohumun çatlaması gibi, o tohum sadece tohum değil, içinde renkler, kokular var. Ve o bir insanla irtibata girdiği vakit bir duygulanımlar var. Yani insan da aynı şekilde. Bu yaşadığın şeyleri üç harfliler demiyoruz değil mi? Öyle bir şey değil seninki. Üç harflilerin etkileri de olabilir. Beş harfli insan duygularının yansımaları da olabilir. Belki bulunduğun alanın ve mekanın bilgileri de olabilir. Cin diyebiliyorum değil mi? Sorun yok. Cin denilebilir. Kötü cin, bir şey. Yok yani, onlar da bir alem, onlar da bir boyut. Ama üç harfli dediğimiz şey cin, ama cinler çok geniş bir, ne derler adına? Cinler kavram, varlık. Alem. Kavram mı, varlık mı? Yani varlıkları da var mutlak. Şimdi hocam. İz düşümleri sen var. Sen din adamı değilsin. Değilim. İmam değilsin. Evet. Bir tarikat lideri değilsin. Değilim. Sen bir eğitmensin aslında.
Değil mi? Evet. Bildiklerin var, hissettiklerin var, öğrendiklerin var, tabii evet, ki tecrübelerin evet, var. Tabii. Ve bütün bunlar ışığında birilerine şifa vermek mi istiyorsun? Hayattaki gayen insanlara yardımcı olmak mı, yoksa hala tek derdin kendinsin ve sana yanaşan insanlar senden, senin rızan ve iraden dışında mı bir şeyler alıyorlar? Yani boş olmadığını, başıboş olmadığını, bunların hepsinin bir anlamı olduğunu, anlamsız hiçbir şeyin olmadığını, hı hı, doğru tevil edip yorumlanabilirse bunların aslında kendi gelişimine ve bilincine katkı sağlayacağını anlatıyorum. Yani anlam veremediğimiz, metafiziksel düzeyde anlam veremediğimiz şeylerin yorumları, belki bir sembol okuması. Hmm. Biz ağaca sadece ağaç olarak bakıyoruz. Evet. Ama o ağaçla bir irtibatım var, bir rabıtam var. Güneşle bir rabıtam var. Kainatın insan meyvesi var. Hmm. Yani alem, işte kainat ve kainatta bir meyve insan. Ve insan kainatta ne varsa hepsini kendinde topluyor. Evet. Ve her şeyle bağlantım var. Yani yılanla da bağlantım var, yıldızla da bağlantım var. Gökte, yerde ne varsa hepsi sende iz düşümsel olarak var. Ve sen belli durumlarda, belli fazlarda işte bunlarla bir irtibat, bir iletişim yaşıyorsun. Hı hı. Bir temas gerçekleşiyor. Ama bunların referansını neye göre şey yapacaksın? İnsana bir saniyede 4000 çeşit işte duygu geliyor. Hmm. Yani 4000 neyse, yani her şeyle bağlantımız var. Bilinçaltının veya bilinç dışının çok şey bir varlığız, geniş spektrumlu bir varlığız. Yolcuyum dedin ya, ama ulaşmak istediğin bir hedef var mı? Doğru, iyi, güzel, aha, ve gerçek olması noktasında denge diyebiliriz. Hı hı. Çok kendi içimde kendime ait dengelerim var. Hı hı. Kendi içimde dengeliyim. Fakat bunu dışarıya ifade ederken ne yaşadığım veya ne anlattığımı, derslerde evet belli ilkeler var, belli disiplinler, hı hı, var, ama çok özel dairede yaşadığım şeyleri ben anlamlandırabiliyorum, ben anlayabiliyorum. Bunları ifade etmek benim için çok zor. Bazı şeyleri insanlar yanlış anlar diye anlayamazlar. En çekindiğim şey odur. Yani. Anlatmadan oluyor mu çok? Çok. Mesela çok. Yıldız Tilbe'nin bile bir sözü vardı. Çok. Öyle şarkılarım var ki insanlar intihar etmesinler diye yayınlamıyorum evet, yani. Evet, evet. Senin de ya da işte yanlış hatırlamıyorsam Einstein olabilir, bilmiyorum ama şey demişti, ya da belki başka bilim adamı, özür dilerim yanlış söylediysem. Hani benim bildiklerimi siz bilseniz. Hmm, az bilen çok ağlarsınız. Başka maalesef birisi söylüyor da onu öyle. Bir şey. Sen de diyorsun ki gördüklerimi ve tecrübe deneyimlediklerimi herkese anlatamam. Çünkü onu anlayabileceğiniz bir şey yani, değil. Artı hususi daireye ait bir evet, şey. Herkesin tecrübesi farklı ama ortak deneyim noktasında, hı-hı, sonuçta sadece bu dünyaya ait olmadığımı veya olmadığımızı veya olasılıkların içerisinde nelerin olabileceğini, hı-hı, veya o olabilecek şeylerin bu dünyayla irtibatı nedir, bağlantısı nedir? Hı-hı. Bu noktada bir köprü kuruyorum bunun diyebilirim. Bunun bize nasıl bir yararı olacak? Bize nasıl bir yarar olacak böyle bakmanın? Ya böyle bakmanın sana nasıl bir yararı oldu? Mesela deneyimlediklerinin ya da bir yarar olarak bakıyorsun, yoksa senin için olay sadece şu mu? Böyle akış mı? Evet, bir farkındalık. Bu farkındalıktan sen zevk mi alıyorsun? Yani hayattaki en büyük zevkin ne? Doğa. Doğanın içinde sessizleşmek ve doğayla o sıfır noktaya düşmek, rezone olmak. Hı hı. Ve insan olduğumu da unutup doğanın o şifası diyebiliriz. O bütünselliği içerisinde bir connect sağlamak, yani, hı-hı, bir bağlantı sağlamak. Orada bir sıçrama gerçekleşiyor, bir dolum oluyor, hı-hı, ve bunun bir taşımı var ve bunun bir vecdi var ve bunun bir dansı var. Bunun, hı-hı, bir hayranlığı var. Duyarsız kalamıyorsun. Hiç sinirleniyor musun? Hayatta en son sinirlendiğin... Sinirlenirim ama sinirlerime hakimim, ama çok da sinirlendiğim söylenemez çünkü başıma ne geldiyse kendi ellerimle işlediklerimden dolayı geldi. Sen, boşuna gelmedi. Bir günahkar mısın? Günahkar olmasaydınız diyor. Günah işleyip tövbe eden, günahlar bizi geliştiren unsurlar. Hata demek yani, hatalar. Ama o hataları başkasına kesmem yani. Onun faturası hiçbir şekilde dışarı yoktur yani benim dünyamda. Tamamıyla kendi iç dünyam vardır. Mesela şu programı ben hayal etmiştim daha önceden. Yani bu programı şöyle dedim ki, ya Kubilay sen çok şeyler anlatıyorsun. Çok şeyler. Ama kendinle hiç baktın mı farklı bir aynada? Mesela o kadar heyecanlıyım ki burada. Evet. Çünkü ilk defa kendimi kendimle tanıyor gibi. Yani evet, şu ortam, şu ambiyans, bunu
Düşünmüştüm yani, bunu biliyorum. Yani bazı anlar vardır, kritik anlar vardır. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Burada sadece sadece ben varım ve kendimle ilgili bir durum var. Dışarı beni çok ilgilendirmiyor. Belki bir rezone olanlar ne demek istediğimi anlayabilir. Evet. Dışarıdan aman filan olabilir. Ya hocam, bir rüyanın içindeyiz derken bir algının içindeyiz. Bize göre bir gerçekliğin içindeyiz. Bu bize göre gerçeklikle gerçek arasında, hakikat arasında bir denge var. O zaman bu dünya gerçek mi? Kendi içinde gerçek, gerçekliği var. Gerçekliğin kısmi bir parçası. Yani atın gördüğüyle yılanın gördüğü, yarasanın gördüğü, insanın gördüğü, işte peygamberlerin gördüğü, rüyalarda gördüklerimiz. Yani faz değiştikçe görme, algılama. Yani bakıyorsun bedende bir durum oluyor. Onu tolere edebiliyor musun, dengeleyebiliyor musun, farklı açıdan bakabiliyor musun, sakinleştirebiliyor musun? Bu tamamıyla senin iradenle alakalı bir şey. Dolayısıyla neye nasıl baktığımız bizim bilincimizle alakalı, neyi nasıl yorumladığımız. Bir simülasyonda olabilir miyiz? Şu an birileri, bambaşka varlıklar, bambaşka görünen varlıklar bizi icat etmiş ve bizi tepeden veya aşağıdan bir yerden simüle ediyor, yani yönetiyor olabilir mi? Yani ben öyle düşünmüyorum. Bu dünyanın gerçekliği gerçek olduğunu, aslında bu dünyanın bir tohum olduğunu, bir tohum ve biz burada çatlıyoruz. Çatlıyoruz, ya başarılı oluyoruz ya da başarısız oluyoruz, ya mutlu oluyoruz ya da mutsuz oluyoruz. Yani yol iki görünüyor, alternatifi yok. Ya karanlık ya aydınlık, ya gece ya gündüz. Sonuçta ne ağır basarsa sen olsun. İyiliklerin ağır basarsa iyisin, kötülüklerin ağır basarsa kötüsün. Bir imtihan derken bir pişme, bir gelişme, bir süreç ve bu süreç evet bir numune olarak verilmiş ama bunun çok daha advanced üst boyutları var. Mesela bu gece bir rüya gördüm ben. İlginç bir rüya. Yani hiç yani huriler filan denir ya mesela. Evet. Bir balıklar var. Balıkların içi şeydir, böyle şeffaftır. Kaburgalarını filan görürsün. Işıktır, renkli renklidir. Yani bir insanı görüyorsun ama şeffaf, böyle deniz anası gibi. Çıplak pırıl kadın pırıl mı gördün rüyada? Yani bir kadın, bir sima ama insan siması gibi değil. Yani böyle bir olasılık da var. Yani dün gece biliyorum. Biz buna alışmışız, evet. Biz bu simaya alışmışız. Ha. Aynada bakıyorsun mesela kendine, farklı bilinç hallerinde farklı suretler görüyorsun ve onları anlamlandırmaya çalışıyorsun. Yani gördüğümüz sekans spektrum ne kadar ki? Başka varlıklar var ve belki de biz onları görüyoruz fakat gördüğümüzü algılayamıyor olabilir miyiz? Çünkü bilmiyoruz onları. Etkileşimdeyiz. Bazen yani görmek illaki hani onu sureta görmek değil. Ama bir radyo gibiyiz yani. Her şeyden alıyoruz ve her şeyi değerlendiriyoruz. Ve her şey bizde bir etki bırakıyor. Hani insan yediklerine baksın. Yediğin oluyorsun, düşündüğün oluyorsun, konuştuğun oluyorsun, yorumladığın olmaya başlıyorsun. İnsan bir olasılık varlığı, olabilir, olmayabilir. Ve ne yüklersen o olmaya başlıyor. Evet, o zaman dışarıdan kumanda ediliyor muyuz? Evet, makineler tarafından kumanda ediliyoruz. Yani makine derken makineleri biz kodluyoruz. Onlar bizi kodluyor. Ama bir de bunun sıfır noktası var. Hocam insan kendini fazla abartıyor olabilir mi? Yani insan belki de karıncadan farksız bir varlık olabilir mi? İnsanı bu kadar önemli hale getiren ve bizim bu kadar önemli sanmamızı sağlayan şey Kur'an-ı Kerim mi? Peygamberler mi? Yoksa biz bunu nereden öğrendik? Biz önemli olduğumuzu nereden öğrendik? Akıl, düşünce ve duyarlılık. Akıl, ya bize akıl bir karınca, varlığıyız. Bir akıl karınca, varlığıyız. Bir inek bize bakıp şunu diyor olamaz mı? Ne salak bunlar ya, bu canlılar kim yaratmış? Bunlar da hiç, bunlar yani bunlar doğup kendi başlarına yaşayamıyorlar bile yani. Bunlar doğsa kendi kendine ölüyor zaten, i̇şte orada insan bıraksa. O noktada hayvandan o kadar farklı ki, insan çok aciz hayvana göre. Yani bir sinek günde kaç defa buluşma yaşıyor veya evet, hayvanatta ne latifeler var ama insan çok nazik nazenin bir bebek, bir çocuk. Evet. Ve insanı insan yapan şey aslında, onun hayvandan ayıran şey aslında aklı, düşünebilmesi. Yani ölümünün farkında olan tek canlı insan. Başka hiç kimse ölümünün farkında değil. Hayvan bile sadece kesilirken belki fark ediyor ama öleceğim duygusu insanın kodlarında var. Anlam vermeye çalışıyor. İnsan bir anlam varlığı.
Yani hayvanın kelimeleri 2-3 kelime. M'ye cik cik. Ama evet, insan doyuramıyorsun bile. Önünde tatmin bile olmuyor. Hep ötesini istiyor. Kanaati yok. Aşağıların aşağısına da gidebilir. Yukarılara da gidebilir. Hayvandan daha aşağı derecelere de düşebilir. Bugün Gazze'de, Filistin'deki olayları biliyoruz yani. Ama bunun yanında işte cehenneme sadece beni doldur, bütün insanlar cennete gitsin diyebilecek bir bilince de çıkabiliyor. Böyle insanlar da var. Yani insan deyince geniş kapsamlı, külli bir varlıktan bahsediyor. Bir bilinçten bahsediyoruz. Aklın belki de kemale gelmiş, ruhaniyata açılmış bir boyutundan bahsediyoruz. Ha, bunu bu şehrin içerisinde ne kadar yakalarız ayrı. Hı. Ama şöyle bir inziva yaşadığınızda, bir ayrışma yaşadığınızda, yani annemizin rahmindeyken orada olduğumuzu bilmiyoruz. Ama dışına çıktığımız anda... Peki bunu bir karıncanın bilmediğini nereden biliyoruz? En azından insan kadar bilmiyordur. Şimdi veya bizim... belki de biliyordur, evet, insan bilmiyordur. Ya yani... belki ne bileyim bir sinek, hı, günde 15 kere 20 kere cinsel birliktelik yaşamaktan belki de çok mutludur ve diyordur ki bize, bunlar insanlara bak ya, bunlar hiç bir günde bir kere zar zor yapıyor diyordur. Belki onlarda da bir bilinç var, yaşadıklarından çok mutlular. Bir inek belki bir köpeğe bakıp diyordur ki lan böyle hayvan mı olur ya, sen bir de bana bak, ben neler neler yapıyorum diyordur. Ama sen bunları sorgulamaya ve sapkın diyebileceğimiz hale gelmeye hiç fırsat bulamadın. Çünkü zaten sana bunlar hemen gösterildi mi? Şöyle önce o soruda hiç da... Hiç sapkın bir dönemin şöyle, oldu mu? Sapkınlıkları sadece deneyimsel olarak yaklaştım. Sapkın demeyelim buna da. Yani bu nedir noktasında bir kendini sorgulayan tek varlık aslında insan. Hayvan kendini bu kadar sorgulamıyor. Ben kimim, evet, ne olacağım demiyor yani. Bunu sorgulayan insan, derdi olan insan yani. Hayvanın bir derdi yok. Yedi, rahat yani. Sapkınlık şu, bir noktada karanlığı biliyorsun veya aydınlığı biliyorsun. Zıttına çıktığında ne olacak? Bunu bir tecrübe, bunu bir deneyim ve oraya ait benim bazı şeylerim var mı? Verilerim, donelerim, açılımlarım var mı? Eskiden tarikatlerde, yollarda değişik manipülasyonlar, stratejiler yapılırmış. Mesela talebe belli bir seviyeye geldiğinde onun bilincini silikleştiren ve karartan bazı teknikler uygulanır kendisine. Hadi bakalım dur burada. Yani düz zeminde herkes yürür. Ama biz seni bir tatbikata maruz bırakmıştık. Kadim Mısır bilgeliğinde de öyledi. Pan'ın Labirenti filminde de anlatı işte. Açlık imtihanı, şehvet imtihanı, korku imtihanı derken yani o odaların hiçbirine dalmayacaksın, merkezi bırakmayacaksın. Ben özellikle o noktaları merak ederdim, giderdim. Yani evet bu konuların içindeydim ama tam zıttı yaşamların içerisinde de onları deneyimledim. Ve o yaşamların nereye gittiğini 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Yani o gidişin ne olacağını kendi dünyamda gördüm. Kirlenmenin neye sebebiyet vereceğini. Astral seyahat nedir? Kısa cümlelerle nasıl, ne diyebilirsin? Beden dışı bir deneyim. Beden dışı nasıl? Yani şöyle. Seyahatten beden kasıt olma, ne? Onun kendi içinde mertebeli, mekan içinde de olabilir. Ha. Zaman içerisinde de olabilir. Bir duygunun içerisine girip o duygunun sizce gerçekleşmesi de olabilir. Böyle kitabın sayfaları gibi. Yani evet, hep alışa geldiğimiz bir sayfa var. Alışa geldiğimiz bir faz var. Ama onun dışındayken sen nesin ve ne yapıyorsun? Sen astral seyahat yapabiliyor musun? Ben yapamıyorum ama bana oluyor. Tamam. Ben o zaman bilinçli, bunu yapıyorum diyenler bilinçli olarak astral bilinçli, seyahat yapabilen bilinçli insanlar. Bilinçli yapanlar var. Şu bir astral olabilir seyahat miydi? Hmm. Ben bundan 5-6 belki, yok ya daha fazla, 8-9 yıl önce bir hanımefendiye gittim. Bana hanımefendi, niye hanımefendi bilmiyorum. Hani belki o namahrem diye bir şeye de inanıyorlar mıydı? Çünkü tesettürlüydü. Belki o kısmı da yanlıştı, bilemem yani ama. Bana hanımefendi denk geldi. Beni yatırdı, dedi ki şimdi dedi kendini bir ağacın altında hayal et. Sonra sağa dön, sonra bir dere gör, sonra atla. Ne yapacaksın? Şimdi düşün bakalım. Şimdi ne görüyorsun? Bilmem ne. Bu astral seyahate hazırlamak mı insanı? Bu manipülasyonlarla hayal kuvveni tetikleyebilir ve hassasiyetin varsa o durumlarda bazı şeyler yaşayabilirsin. Mesela anneni bazen gördün. De, şimdi annenle ne konuşmak istersin? Aynen. Bunun neye faydası var? Bunun tanımlanmamış olan şeyleri tanımlama ve dengeleme noktasında cızırtı yapan, evet, aşağı, çünkü bilinçaltı yapımız veya işte zihnimiz hep hikayeler üzerinden, yani bir şeyi hikayeleştiriyor, hı hı, ve artık o hikaye üzerinden örüntülerini oluşturuyor. İşte o hikayeyi siz eğer doğru noktaya, sırat-el müstakim dediğimiz denge, optimum noktaya getirmediğiniz zaman sizin için bir kıymık gibi oluyor. Sürekli rahatsız eden bir şey sizi. Bunu sizin bir şekilde anlamlandırmanız, tanımlamanız ve bitirmeniz, aşmanız. Buna yani, inanıyorsun.
güzel bir şey. Buna inanmıyorum. Bu oluyor yani. İşe yarayan bir teknik. İşe yarayan bir şey. Mesela ben diyelim bir yakınımı, çok sevdiğim bir insanı aniden kaybettim. Tabii. Oturup helalleşemedim, vedalaşamadım. Evet, yapabilirsin. Şimdi ben bu noktada çok rahatsızlık duyuyorum. Evet. Çünkü bir anda gitti. Evet. Ama onu tekrar bulamıyorum da. Veya beni terk etti sevgilim. Evet. Terk etti, her yerden de engelledi. Atamıyorum. Şimdi o bağı koparma diyoruz belki de bunun adına. Başka şeyler söyleyen de vardır. Ben bu yöntemlerle, bu tip yöntemlerle onunla hayal dünyamda, hayal aleminde buluşarak ya canım özür dilerim, kusura bakma, biz artık birbirimizi görmeyelim olur mu? Her zaman yanındayım desen. Çok samimi bir şekilde bunun içine girersen telepatik bağlantılarda o kişinin bunu bilip bilmemesi önemli değil. Evet. Sen hususi dairende bu rahatlamayı yaşadıysan bu mutlaka kendi içinde dengelenecektir. Yani hep insan anlam varlığıdır, tanımlamak ister, bilmek ister. Varlığın temeli bu, bilmek istiyoruz, tanımak istiyoruz. Hı hı. Ve bunun üzerinden anlam buluyoruz. O anlamsız şeyleri hayal kuvvemizle yapabiliriz. Hı. Gerçekten real hayatta da yapabiliriz ve yediklerimiz, düşündüklerimiz, izlediklerimiz o hikayelere başka hikayeler de ekleyip bizi başka noktalara kadar da götürebilir. Yani insan manipülasyona ve etkiye, kendi zihninin veya dışarıdaki etkilere çok açık bir varlık. İnsan hayal ederek yönlendirilebilir. Hayal ederek sadece hayal aleminde bir şeyler arayarak veya işte yaşayarak, deneyimleyerek fiziksel bir deneyim yaşayabilir mi? Fiziksel bir değişim yaşayabilir Bazen mi? Olabilir ama hayal tek başına yeterli değildir. Yani sezgi boyutumuz, hayal boyutumuz, akıl boyutumuz ve beden boyutumuz, nefis boyutumuz diyebiliriz. Bunlar arasında bir şey yapmak. Yani sadece tohumu ektim olmuyor. Onu sulaman, gübrelemen gerekiyor. Sadece hayal ettiğim değil. Yani istemek dua demektir. Ve duanın işte kelam olarak dua ediyor. Yani her kelimemiz canlanıyor. Düşünceler beyinde yeni nöronlar örüyor. Kal mi demek dua? Kelam olarak. Kalen kelam olarak dua, düşünce olarak. O düşüncenin bir de şeyi var, hali var. Yani haline bürünüyorsun. Bir de bizim fiiliyatımız var. Harekete geçmemiz lazım. Evet. Yani hiçbir şey tek başına yeterli değil. Sadece aklediyorum ama sezgim yoksa, sadece işte duygularım var. Her şey birbiriyle bütün. O açıdan insana çalıştığından başkası yoktur noktasında. Çalışmak da bütüncüldür. Denge de odur bu nokta. Denge. Böyle şeyler var, yöntemler görüyorum. Senin de bu konuda fikrini almak istiyorum. Belki de yapıyorsundur da. Bir insan bu şekilde hayal ederek ve bu astral boyutta çalışarak bir hastalığını iyileştirebilir mi? Mümkün. Yani mümkün çünkü aslında insan düşünce varlığı. Düşündüğümüz oluyoruz. Düşünce, düşünceler duygulara. İsa Aleyhisselam'ın bir sözü var. Sözünüz et ve kan olmadıkça Allah'ın melekutuna. Yani söz, kelam, eskiler ona zigot da derlermiş. Bu duygulara sebebiyet veriyor. Düşünceler duygulara sebebiyet veriyor. Duygular hormonları tetikliyor, hisler. Yani bir kelime söylüyorsun, onunla ilgili bir duygu var, onunla ilgili bir hormon var, onunla ilgili derin yapında bir etkileşim var ve o etkileşim derin bellekteki taramaları var ve bir yorum yapıyorsun, bir anlam veriyorsun. Hayal bu noktada kullanılabilir, düşünceler kullanılabilir. Çünkü nasıl ki biz işte dışarıdan bir beden olarak bir hücreden meydana geldiysek, manevi varlık olarak, ruhsal varlık olarak da düşüncelerden ibaretiz. Yani düşüncelerimize bağlı olarak duygularımız şekilleniyor. Hayal bunların içerisinde en geniş kapsamlı olanı. Aslında senin hayatın düşünmekle ve hayal etmekle geçiyor diyebilir miyiz? Fiiliyat boyutu da var tabii ki. Ama fiiliyatı kendi içinde fiiliyatları var. Başka yaptığım şeyler de var. Ben senin kardeşinim. Ben senin kardeşinim. Geldim dedim ki abi dedim 5 yıldır belim o kadar ağrıyor ki hiçbir doktor hiçbir şey söylemedi. Ne önerirsin? Ne öneririm? Yani önce tabii ki doktor ama yok, şöyle. Doktor diyor ki kardeşim omurga, seninki psikolojik diyor. Omurga önemli. Bak ben şimdi bir tane şey aldım. Ters çeviren bir yatak aldım. Evet. Normalde bir yer çekimine karşı böyle ama o yatağı yani omurgayı açmak, omurgayı hareketlendirmek o mim şeklinde. O hareket şeyleri var mesela hareket noktasında. Bununla ilgili çok güzel aslında şeyler de var, filmler de var. Ya hocam ne tek filmi başına. Ya bana film diyor. Diyorum ki ben senin kardeşinim. Bana geldiğinde ben bizim bu konudaki arkadaşlarımız var tamam. Onlara yöneliyorum. Yani bu şöyle bir terapi var mı? Odaklan beline, sırtına odaklan, hayal et. Yok, orada şekilde, işte yok. Şey var diye bir film. Ben güzel gariyem. Yok. Ben dünyanın en güzel garasıyım. Şey var mı? Belimdeki ağrı artık yok, artık yok.
777 amin yaladım yuttum artık evet. Yok oh yok bitti ağrı. Bunun ben düşüncelerle ilgili oldum. Ben düşünce sistemleri. Böyle bir tedavi var mı? Düşünce sistemlerini değiştirmeye derken onları anlamlandırmaya çalışıyorum aslında. Kısa devre düşünceler bedende etki bırakır. Yani toksitlerimiz bile toksit düşünceler. Bu tabelalar o kadar çok ki o kadar çok dışarıdan etkiler alıyoruz ki bunların yani beden çok bebek gibi hassasiyeti olan bir varlık. Eğer o düşünceler düzelirse, eğer biz zaman zaman o sıfır noktalara düşersek varlıkta evet. Beden kendi optimum dengesini bulacaktır. Ama tabii ki bunun içinde yani beden, duygu ve düşünce mekanizması içerisindeyiz. Fakat bunun tam orta noktasında bir sezgi, hayaliyetimiz var ki bir makinenin içindeyiz. Beden içgüdü merkezimiz. İşte düşüncelerimiz toplumsal. İşte insanlar böyle düşünüyor. Ve bu düşüncelerin oluşturduğu duygular var. Hı hı. Ve beden düşünce duygu yapısı içerisindeki insanın özü de var. Yani zamanı ve mekanı aşan bir özü de var. O öze dokunduğun anda beden aslında kendi içinde rezone olmaya başlıyor. Hmm. Bunu dışarı teknolojik olarak yapamıyorlar mı? Frekanslarla bunu manipüle edebiliyorlar veya beslenmeyle yapabiliyorlar, işte hareketle yapabiliyorlar. Yani her merkezin insan varlığı üç merkezden oluşuyor beden, düşünce, duygu. Yani zihin yapımız. Bunu dengelenebilir. Evet. Mesela beden merkezini dansla, hareketle dengeleyebildiğiniz gibi düşünceleri de yani bir kitap var, bir film var. Bu dünyanın da bir konusu var. Bu kitabın bir konusu var. Bu filmin bir konusu var. Bu dünyanın bir konusu var. Evet. Eğer düşüncelerle oluşturmuş olduğun varlığa ana konunun, mananın ne olduğunu koyduğunda artık ona göre hizalanmaya başlıyor. Duygular da artık o düşünceye referans alaraktan dengelenmeye başlıyor. Sen evli misin? Evliyim. Çocuğun var mı? Çocuğum var. Kaç tane? İki tane. İki. Şimdi kaç yaşındalar? Biri 17 yaşında, biri 16, 15 Oo, yaşında. Bayağı erken evlendin galiba. Kaç yaşındasın hocam? 48 yaşındayım. Yani çok gençsin. Erken niye? Çok da erken sayılmaz ya. 20'lerde hemen evlenmişsin. Ailen dindar bir aile mi? Yok değil. Değiller yani, mi? Değil. Yani kendi çapında. Öyle. Peki. Bu konularla da hiç ilgisi yok. Sen tamamen kendi çocukluğundan itibaren yaşadığın deneyimlediğin... Anlamlandı. Peki yani ben insanların anlayacağı şekilde sorular sormak istiyorum. Lütfen böyle hani maksadını aşıyor gibi görünürse hayır, kızma. Hayır. Ne yani? Sen şimdi geleceği görebiliyor musun? Ben geleceği göremiyorum. Peki daha önce hiç gelecekte olan bir şeyi gördün mü? Ya da gördüğün herhangi bir şey gelecekte oldu mu? Oldu. Ne oldu? Rüyalarda. Sen? Ha çok şu özel. Şu anda yani şey yapamıyorum ama bunu deneyimledim tabii. Kendine mi şaşırdın? Yok bunun ne anlama geldiğini biliyordum. Rüya yani, tabiri yapabiliyor musun? Sembol üzerine çalışmalar yapıyorum. Peki şu an sana bir rüyamı anlatsam? Olur. Rüya anlatmak mahrem bir şey mi? Anlatabilir miyim? Yani rüyalar duygu dünyasında askıda olan şeylerdir. Şu an burada sana anlatmamda ve sakınca var mı? Tanımladığımız zaman da evet. Belirlenir. Bir sakınca senin için yoksa benim için yok. Mesela ben bir evde uyuyordum. İki bayram önce Karasu'da, ya iki ya da üç bayram bilmiyorum. Karasu'da bir yakınımızın tek katlı bir evinde bir fındıklığın içine yapılmış İşte tek katlı bir köy evinde uyurken bir rüya gördüm. Bir merdiven vardı gökyüzüne çıkan. Çıktım. Bitmiyor. Sonsuz bir gökyüzüne merdiven. Sonra bir anda bir dede gördüm. Böyle gerçek bir dede, insan, bizden biri. Aa, dede sen ne yapıyorsun burada dedim. Ben 120 yıldır buradayım oğlum dedi. Şimdi bunu rüyada böyle bir şey görsem, gördüm. Sen bunu sana gelip anlatsam. Hocam ne olur bana anlat desem. İlk aklına ne gelir? Şu an ne geldi? Yani bu merdiven deyince hemen Miraç, yükseliş geldi ve o dedeler genelde aksakallı işte dedeler meselesi bizim arketiplerimiz. Yani esmalarımız gibi düşünebilirsin, referans noktalarımız gibi düşünebilirsin. Yani dikey bir Miraç ve yatay, dikey yükseliş ve yatay. Yatay dediğimiz zaman ve mekana ait ama dikey dediğimiz saf bilince ait ve onun da kendi içinde mertebeleri var. 120 yıldır buradayım meselesi de yine o aleme ait bir kavram. Orada yaşamış 120... bir insan olabilir mi? Tabii ki katman katman. Yani nasıl ki fizik bedenimizde yaşayanlar var, düşünce bedenimizde de yaşayanlar var. Onlar da suret kazanıyor. Duygu bedenimizde, zihin bedenimizde ve kolektifte yaşayanlar öyle var. Öyle biri gerçekte var mıydı yoksa o bir esma mıydı? O bir esma, o bir prototip, o bir biçim ama gerçekten öyle birisi var mı noktasında o gerçekliğin içinde var. Bu gerçeklikte anlaması zor onu. Ama aslında her şey var.
Yok ama olmayan hiçbir şey yok. Şöyle muhatap bir ölü var mı? Her şey var. Yaşadığı evi asla bırakmayıp orada hep var olmaya çalışan bir ölü var mı, ölmüş bir insan? Hayalet dediğimiz şey var mı? Yok, ben ona şey yapmıyorum. Etkileşimler olabilir belki ama bunun da bir sistemi var. Yani ölümden sonra geçeceğimiz berzahlar, yapılar, süreçler. Yani nasıl ki bir tohumun işte çatlayıp meyve vermesi gibi, insanın ölümü de özel olarak programlanmış, tasarlanmış bir şeydir. Hı-hı. Bu yapısında vardır ve neyle karşılaşacağı, ne olacağıyla ilgili bilgiler de zaten kadim bilgeliğin, dinin, Kur'an'ın içerisinde çok net bir şekilde anlatılmış. Bu dünyanın ne olduğu, insanın ne olduğu, insanı biz kendimize göre tanımlarız. Ve herkes kendi bilinç seviyesinden bunu bilir ama benim bunu gerçekten bilmem lazım. Kendime göre bilmek meselesi değil. Yani kendime göre bilebilirim ve bunun üzerinden yorumlanabilirim ama bir de bunun ötesi var. Yani ötesi derken tatmin edeni diyebiliriz. Yani ben bunun davası, eğer derdin, davan neyse bunun içine girdim. Hocam, seni mesela çocukken bunları anlatmaya başladığın dönemde sana inanmayıp seni doktora götürmeye çalışan oldu mu? Yok, olmadı. Peki hiç mi kendinden şüphe etmedin? Deli olabilir miyim falan demedin mi? Kendim bunları anlamlandırıyorum. Benim içimde, yani benim dünyamda bunların hepsinin anlamı var, iz düşümü var. Yani neden biliyor musun? Belki senin gibi yetenekli insanlar var. Ve belki, yani yetenek diyorum ben bunun adına. Çünkü bu geliştirilen, bahşedilen ama aynı zamanda da insanın geliştirebildiği de bir şey. Okursun, edersin, uğraşırsın, hayal edersin ve gelişir. Duru görü geliştirilemeyen bir şey mi? Geliştirilebilir, fakat ben yine de o taraflarıyla çok şey yapmadım. O taraflara doymuşluğum var. Yani doymuşluk derken, sonuçta benim geldiğim nokta, bende kalan şey nedir dersen. Evet. Çok az zaman kaldı. Her an gelebilecek ama bir şeyle. Ama sen sonraki yaşama inanmıyor musun? Yani şu anlamda dünya için söylüyorum. Bir an evvel bu dünyanın ne olduğunu anlayıp yaşamını ona göre bir şekilde tanzim etmek diyebiliriz. Anlamlandırmak diyebiliriz. İşte yani yolun iki göründüğü bir düzlemdeyiz. Belki çok şey görülebilir bu anlattığım şeyler. Çok klişe gibi görülebilir ama benim dünyamda o kadar net ki bu. Bunun dışında başka bir şeyi çok fazla düşünemiyorum. Yani bunun dışında çok fazla bir şeyle de ilgilenmiyorum. Nedir dersen, evet, doğru ölmeye çalışıyorum. Doğru ölmek derken doğru yaşamak. Doğru yaşamak derken kendi kafama göre, kendi zannıma göre değil. Belli ilkeler var. Yani bir saray var. Evet. Ve bu saraya girişin bir adabı var. Yani güneş boşuna değil. O mahlukat, o canlılık, o hücrelerim, o varlık. Çok sonsuz bir saygı duyuyorum. Yani hayretler içerisindeyim. Hayranıyım hatta. Vecd içerisindeyim yani. Orada hatta konuşma yoktur. Lao Tzu bir yerde diyor, her sabah güneşi seyretmeye gidiyormuş. Bir gün birisi demiş, ne kadar güzel güneş değil mi demiş. Bu demiş çok geveze, bir daha bunu getirmeyin demiş yani. Çünkü hayal o kadar kuşatıcı ki, yani onun içerisinde beslendiğin şey o kadar değerli ki, belki o sıfır noktanın verdiği ilhamlar size güzel şeyler yaptırıyor. İnsanı tatmin eden şey bu. Evet. Yani bu sanat karşısında. Sen bir insanın doğuşuna da bir sanat gibi bakıyorsun. Kesinlikle. Ölüşüne de bir sanat kesinlikle gibi bakıyorsun. Ve sen aslında kesinlikle doğan biri için ne hissediyorsan ölen biri için de aynı şeyi hissediyorsun. Öyle. Muazzam bir ve şey. Ölmüş birisi için kendini parçalamıyorsun değil Hayır. mi? Hayır. Senin için birinin ölmesi nedir? Evet, zihinsel olarak üzülüyorsun vesaire. Fakat bu hani inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik, ona dönüyoruz. Bu döngü daimidir ve bu da boşuna değildir. Ve o tohum çatladı, zannediyorsun ki öldü. Aslında başka bir... Bu benim için gerçek. Benim gerçekliğim bu. Benim davam, kendi dünyamda inşa etmeye çalıştığım şey buydu. Yani bu varlığa niçin geldin dersen, ben doğru ölmek. Benim için doğru ölmek nedir? Onun koymuş olduğu ilkelerin hepsinin hikmeti var. Ve işte ben ut çalıyorum mesela. Akort bozuk olduğu zaman ne olduğunu biliyorum. Akort tam olduğu zaman, hele o harmoniklerin içine girdiğimde sıfır noktaya ve o zaman beden optimum dengeye geliyor. O zaman düşünceler anlamını yitiriyor, başka bir anlam doğuyor. Bütünsel yaklaşım, bütüncül yaklaşım. Bundan başka da bir şey anlatmıyorum. Ama bunun örnekleri üzerinde duruyorum. Başka türevlerde kısa devreleri hep bu bir sayısını anlatıyorum aslında. Yani diğer sayıların bir önemi yok değil. Hepsi bire bağlı. Biri bilirsen diğerleri anlamlı oluyor. Neyin için yaptığın. Hocam, neden bir insan bebek yaşta, çocuk yaşta ölebiliyor? Yani 2 yaşında bir çocuk niye ölüyor? Bunu biz soruyoruz. Bu bizim için bir soru ama mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Kiminse bu mülk sahibi mülkünde. Çünkü ölüm yaratılmış bir şeydir doğum gibi. Ve bunun bir sahibi var. Yani insan neyden yaratıldığına baksın diyor. Evet.
Neden yaradı? Bir mucize var orada. Yani iki tane hücrenin bir araya gelmesi ve imkansızın imkan dairesine girmesi. Çok etkilendiğim isimlerden bir tanesidir yani insanlar. Söyleyebilir miyim? İbrahim Esinler'in o Kur'an mucizeleri birkaç gün böyle bir kafam dağılmıştı. Baktım aman yarabbi o doğum hadisesini ayetler biyoloji üzerinden öyle bir örtüşmeler var ki. Yani bakıyorsun anlamsız değil, boş değil. Çok belirlemek lazım, bir an evvel belirlemek lazım diye düşünüyorum ben kendi dünyamda. Kötü insanlar niye var? Veya kötü insanların çoğu kötü olduklarını düşünmüyorlar mı? Bir gün düşünürler gerçeklikle karşılaştıklarında. Bir gün yani ben işte hamamda sesin güzel, çok güzel söylüyor. Ama konservatuvara gittiğinde detonelerini görürsün. İşte hayır bildiğiniz şeylerde şer, şer bildiğiniz şeylerde hayırlar olabilir. Siz bilemezsiniz, Allah bilir. Allah zengindir, siz ise fakirlersiniz. Aciziz bir kere. Şu an İsrail Gazze ile savaşırken demeyeyim, Gazze'de soykırım yaparken, insanları öldürürken iyi bir şey yaptığını düşünerek yapıyor bunu kendince. Diyor ki ben iyi bir şey yapıyorum. Peki yani gerçekten insani ise, gerçekten insani ise böyle düşünemez. Ama şunu kabul böyle ediyor mu? Biz kötülük yapıyoruz ya, biz kötülüğü seviyoruz demiyor. O zulmü, o katliamı yaparken iyi bir şey yaptığını düşünüyor. Filistin'de cevap verirken ve işte mecburen onlara göre onlar da birilerini öldürürken iyi bir şey yaptıklarını düşünüyor veya kendi inandıkları davayı savunurken. Şimdi ben hayatta şu konuda çok arada kalıyorum. Arada da örnekler veririm. Mesela bak şeyden örnek veririm hep. Belki bir iki kere söylemiştir. Benim annem betonu çok severdi. Rahmetli oldu işte. Betonu çok severdi. Böyle çim mim gördüğü zaman derdi ki buralara beton dökelim. Buralar böyle çim çok pislik olur derdi. Hmm. Hep isterdi ki her yere böyle fayans, her yere beton olsun. Işte, o rahat işte, rahat her yeri yıkasın isterdi böyle. İşte neyi referans alacaksın? Şimdi bazen de hani böyle devleti, hükümeti böyle eleştirirken işte gökdelenler, binalar görüyoruz ya. Ben hep şey derim. Ben kızmıyorum. Çünkü o gökdelene baktığı zaman çok büyük bir hizmet verdiğini düşünüyor ve çok temiz bir ortam yarattığını düşünüyor da olabilir. Asla kızmam. Bu gibi durumlarda işte bu kötü insanlar ama alenen kötülük yapıp birini öldüren, birinin işte kafasına sıkan, eşini öldüren yani çoluğuna çocuğuna zulmeden insanların hep dünyalarını merak etmişimdir. Sen onlara hasta mı diyorsun yoksa sen onlar açısından bakmaya mı çalışıyorsun? Onların süreçleri var. Kimse için bir hüküm veremem. Çünkü bu dünya bir tekamül, bu dünya bir gelişim. Nihayetinde karar verecek olan odur. Ama bir insan vicdanında kendi referans noktasını bulması çok önemli. Fikirler sayısınca işte insan veya anlam var. İşte ben seni kendime göre bilebilirim. Herkes kendine göre bilebilir. Yani ey ehli kitap diyor aradaki ortak kelimeye gelin. Ortak vicdana baktığımızda bu gerçekten öyle mi? Ama insanlar tabii ki değişebilir. Süreç içerisinde ne olacağını kimsenin bilemeyiz. Artı işte bazen serçelerin üzerine kartallar musallat edilir. Serçelerin istidadı çıkar. Bunlar bizdeki birçok duygunun açıklanması da açılması da olabiliyor. Bazen şöyle bakıyorum. Açılması. O kötü insanlar diyorum aslında onlar insan değil. Biz bir simülasyondayız. Onlar bizim sınavlarımız. Belki öyle biri yok belki de. Öyle belki biri yok demeyelim. Ölen biri de yok belki de. Öyle biri yok demeyelim. Yani, öyle bir gerçeklik var. Ama buradan böyle bir sonuç çıkarabilirsin. Ve burada sen de sorumlusun, ben de sorumluyum aslında. Evet. Çünkü bu izlediğimiz bir film. Ve bu film bizi etkiliyorsa, bir yerimize dokunuyorsa burada bir peki, durum söz konusu. Bir şeyi görüyorsak müdahil olmak zorunda mıyız? Durumuna göre. İnsan sorumlu mudur gördüğü şeyden? Durumuna göre. Yani sen yolda kocası tarafından veya sevgilisi tarafından dayak yiyen bir kadın görsen ne yaparsın? Yani müdahale ederim. Ne pahasına olursa yani, olsun mu? Yani şöyle en azından kadını yani o kavgayı ayırırım en azından. Hı-hı. Yani sokak ortasında hani buna karşı bir duyarlılığım var. Hı-hı. Ama yapabildiğim şeyler var, yapamadığım şeyler var. Peki sokakta dilenci gördüğünde nasıl davranıyorsun? Nasıl davranıyorum? Ne hissediyorsun ve ne yapıyorsun? O ana bağlı. O dilencinin durumuna bağlı. O zaman aynı benim gibi düşünüyorsun sen de. O anki durum. Ben de bazen para veriyorum. Bazen tabii o an belli olur. Şey her şey. Hatta bazı dilenci peşimi bırakmıyor. Ben de onu tutuyorum. Gel diyorum gidiyoruz beraber. O beni şey yapıyor bırakıyor. Yani böyle değişik hocam, şeyler. Hocam astral seyahat konusuyla böyle yavaş yavaş kapanışa geçeceğim. Orada sormadığım net bir soru var. Yani şunu çok böyle hani avam diyebileceğim sorulardan bir tanesi. Şimdi sen beni çok özledin. Ben Ankara'da yaşıyorum. Veya özlemedin. Beni görmek istiyorsun. Bir kamera gibi bir insan senden de çıkalım. Bir insan isterse bir kamera gibi başkasının olduğu yere girip gözlemleyebilir mi? Bunu yapabilenler var mı? Var olduğu söyleniyor. Var olduğunu iddia edenler var. Ben yapamıyorum. Ama böyle bir şey var. Adı var mı? Böyle bunun bir şeyin. Adı aslında. Mekan içi durugörü deniliyor. Mekan içi durugörü. Anlık yani ama. O anda. Anda da olabilir. Bilakis tabii yani o zaman mesela
fizik bedende tamamen buradasınız. Ama bir katman işte o düşünce duygu bedene, o titreşime geçtiğinizde farklı mekanlara gidebilirsiniz. Yani bilinciniz oraya projekte olabilir, oraya yansıyabilir. Ve bazen işte duygu dünyasında başka kolektifle ilgili noktalara da dokunabilirsiniz. Vites gibi yani. Falcı farklı viteslerde. Falcı dediğimiz insanlar bugün kahveye, suya bir yere bakıp işte olacakları söyleyen veya olacaklar, hani öyle bir şey zaten günah diyelim, günah ama olmuş olanları söyleyen insanlar var mesela. Diyor ki aa senin oğlan mühendis, aa senin eşin doktor mu falan diyebiliyor ya. Bunu diyen insanlar bu yeteneği yapa yapa geliştirmiş olabilirler tabii, mi? Tabii. Tahmin ede ede yani ata tutturmuş olabilirler mi? Ata demeyelim, böyle bir yetenek var. Bazen bu yeteneğin adı beyin, ne? Mesela şey var, yani bizim her şeyle irtibatımız ve her şey bizde bir anlama bürünüyor. Mesela cymatics denen bir konu var. Çelik plak üzerine tuz tanelerini döküyorlar. Ses frekansı verdiklerinde şekil oluşuyor. O kahvedeki şekillerden bir anlam oluşturuyor. Ortamın bilgisiyle, kendi tecrübeleriyle, kişinin mimikleriyle ve kendi yeteneğiyle bazı öngörülerde bulunabilir. Ama tabii ki bunlar... Bunun eğitimini ver desen veremez. Veremez. Bu öyle bir, öyle bir yetenek. Bir yani biliyor, evet. Bir şey hissediyor ama gel kardeşim sana da öğreteyim. Yok, yapamaz. Ama tehlikeli şu açıdan, çünkü hüküm vermemek lazım. Yani bu astroloji de olsun, diğer konular da olsun. Yani hüküm verdiğiniz zaman karşıdaki kişi de çünkü farklı tepkiler, belirlenim yapmamak lazım. Sen tabii insanlara da artık çok sinirlenmiyorsun değil mi? Yani çok hiç şey bas bas bağırdığın biri oluyor mu? Acıtan olaylar oluyor tabii ki. Azarladığın biri oluyor mu hiç? Azarlıyor musun insanları? Yeri gelince yapıyor musun gerçekten? Tabii ki. Tabii ki. Onun gerekiyorsa. Ama şöyle yapıyorum ben. Benim şeyim şu, sistemim şu, çalışma sistemim şu, zihnimin. Yani karşıdaki kişinin ve kendi nefsimden ortaya ben hep böyledir. Yani benim mantığım böyle. Ortaya Peygamber Aleyhisselam'ı koyuyorum. O yapsaydı nasıl yapardı? Onun yani o bilgelerin, o halleri nasıl yapardı? Ben ona uymaya çalışıyorum daha ziyadesiyle. Biraz sert belki oldu bilmiyorum ama. Yani kendi aklımı referans almıyorum. Evet. Anlatabildim mi? Karşıdakinin de aklını referans almıyorum değil, alıyorum. Hı. Alması gereken. Ama ana referans noktam benim konservatuvar. Hamam değil yani. Hocam mutlu musun? Şükür. Mutluluğu şükür, hissediyor şükür, musun? Şükür. Mutsuz olan, mutsuz hisseden milyonlarca insan var. Ben bir abi olarak, bir hoca olarak... bu kadar şey deneyimlemiş, gözlemlemiş bir insan olarak sana şunu soracağım. Mutsuz insanlara ne önerirsin? Önce beslenme. Yani bedenin arınması. Ondan sonra hareket ve doğayla daha çok zaman geçirme. Ve gerçekten sanat, sani. Yani buradaki bu ihtişamı ve görkemi fark etmek. Kim olduğunu, ne olduğunu, hiç. Yani yatay düzlemde çok şeyler var. Ama dikeyde işte yani... O sekarat anında, o ölüme yaklaştığınızda zaten buranın ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz. Şimdi mesela ben ne doğaya olduğunu. Çıktığımda ilk böyle biraz mutlu oluyorum ama ondan sonra sıkılmaya başlıyorum. O öyle bir eşik mi? Biraz zorlasam gerçek mutluluğa ulaşacak mıyım? Şöyle, yani bu bir denge tabii ki. Kabz ve bast gibi. Zaman zaman öyle, zaman zaman böyle. Ama biliyorsun ki bu anlamsızın da bir anlamı var. Yani tevekkül ediyorsun. Şimdilik anlamlandıramadın ama biliyorsun bir sürecin parçası. Ve başıboş değil, abes değil. Tesadüfi değil, kendi kendine değil. Yazdığın gibi. Bir süreç. Bu arada rüyamı tabirlemedin, yani rüyamı yorumlamadın. Çok küçük bir yorumlasan. Miraç, işte bir miraç yaşamışsın. Bir aksakallı dede inşallah sen güzel önümüzdeki bir dönemlerde aydınlanma, uyanma. İşinde başarılı 120 olma. 120 gün içinde. Başarılı olma falan. Zaten öylesin. Devamlı olsun. Desteklendiğini de gösterebilir yani. Evet. Manevi olarak desteklendiğini de gösterebilir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sadece... Hocam aslında şöyle bir prodüksiyonda değildi. Aynı Burçaklar gibi seni rahat rahat keşke ağırlayacağım bir ortam olsa da seninle böyle haftada bir ben de program yapsam. Ben senin gibi insanları çok seviyorum. Buranın da en sevmediğim tarafı senin gibi kişilerde çok magazinel konuşmuyoruz ya. İstiyorum ki abi bırakalım anlatsın. Ben senin burada görünmeni, Türkiye'de böyle bir değerin olduğunu, bu program senin bölüm yayınlanana kadar daha da büyümüş olur. İnsanların görmesini, kimmiş Yakubile Aktaş deyip bakmalarını istiyorum. Tabii ki lütfen yanlış anlamasın yani seyircilerimiz de. Hani seni tanıyanlar şimdi aşağı yazacaklar. Kubilay Hoca'yı konuk aldın, bunları mı sordun? Ha, o açıdan o kadar hızlı zaman geçiyor ki burada. Çünkü bu çok izafi bir şey. İnanın
binlerce var soru var sorulabilecek. Zaten yani burada önemli olan onunla bu ortamı paylaşmaktı. Birkaç görüşünü en azından almak istedim. Biliyorum senin anlatacaklarının yanında hiçbir şey anlatabileceklerinin yanında. Defterimiz var bir tane. Buraya senden bir söz istiyorum hocam. Yani bir özlü söz. Senin alanında, senin özünden bir söz. Evet. Belki de senden kara kaplı defterimize beyaz bir yazı yazarsan senden bize bir hatıra olur. Eyvallah. Herkese kandım, beni sandı hayat gerizekalı. Şimdi büyüdüm bak, o kara günler geride kaldı. Durdum düne baktım, bir çocuk gördüm, derine daldım. Düştüm kalktım, kader beni ben yaptım, eline sağlık. Okuyabilir miyim? Sesli olarak. Sen başıboş olmadığın gibi bu olaylar da anlamsız ve başıboş değildir. Bu olaylardan kasıt bütün her şey, yaşadığın her şey. Evet. Hepsinin anlam bulacağı bir yer var. Bu hafta Kubilay Aktaş hocamın alanında onun kalanını, dünyaya nasıl baktığını, hayata nasıl baktığını konuştuk. Seninle konuşmak çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Bu hayatın var çemberi, insanların hançeri. Kalk ayağa çocuk, diklen, sil yüzündeki kan teri. Ayağa kalkanların, diklenenlerin, her şeye rağmen yüzündeki kanı teri silip yürüyenlerin kanalındaydınız. Ben Taner Çağlı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese kandım, beni sandı hayat gerizekalı. Şimdi büyüdüm bak, o kara günler geride kaldı. Durdum düne baktım, bir çocuk gördüm, derine daldım. Düştüm kalktım, kader beni ben yaptım, eline sağlık.